Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sena Sezer. Tekrardan, daha doğrusu yine uzun bir aradan sonra beraberiz. Bu arada videoyu geçmeden önce lütfen sularınızı alın. Başka bir içecek değil. Organik meyve sularınızı ya da suyunuzu alın ki izlerken birazcık daha tadı çıksın. Başlıktan da göreceğiniz üzere bırakın gitsin. Temelinde neyi olduğu fark etmez. Fakat yine aynı şey siz işinizde, hobinizde ya da bir ortamla alakalı, bir herhangi bir konuyla alakalı düşünebilirsiniz. Ya da kendi psikolojik durumunuzla alakalı, kendi kıyafetlerinizle alakalı, dediğim gibi herhangi bir şey de olabilir. Sen kendine değer veriyorsan, sana ne yapılmasına izin vermez. Kendine bunu sor. Seni de görüşmek istemiyor mu? Bırak gitsin. Seni red mi etti? Seni istemiyor mu? Bırak gitsin. Sen o insanı seni istemediği halde hayatını tutmaya çalışırsan kendine değer veren insan imajını çizmezsin. Kendine de çizmezsin, başkalarına çizmezsin. Yani kendine değer veriyor olmazsın. Ama bana söyle. Kendine değer veren bir insan ne yaptırmaz? Sen şu an kendine bir şey yaptırıyorsun, biliyorum. Hani bir arkadaşın dedim de bir konuştuğun kişiye, flörtün olabilir, bir arkadaşın olabilir, sana saygısızlık yapıyor. Sana belki geç cevap veriyor. Belki senin onu umursadığın kadar seni umursamıyor. Belki sana hakaret içerikli kelimeler kullanıyor, cümleler kullanıyor. Belki seni şakasına adı altında aşağılıyor, rencide ediyor, bilemem. Onu sen bileceksin ve onu sen kendi içinde çözeceksin. Kendine değer veren insan hiçbir zaman için başkalarının kendini rencide etmesine, aşağılamasına, hoş görmemesine, ne bileyim hani bunlara izin vermez. Bana kimse öyle bir şey yapamaz da zaten hani. Bunun egosuna da girerim ben çok rahat bir şekilde. Çünkü benim. Ben Sena Sezer, bak ben her zaman söylüyorum. Mesela benim karşıma bir insan oturduğunda ben zaten o insanın bana yalan söyleyip söylemediğini, nasıl davranmayacağını hepsini bildiğim için artık karşıma oturuyor. Bitecek de büyük bir ihtimalle. Benim karşıma, nerede kaldığımı unuttum ya. Benim karşıma bir insan oturduğu zaman mesela şunu bilirler. Ben Sena Sezer. Çünkü ben her zaman karşımdaki insana oturamadım. Karşımdaki insana ben hep o imajı çizerim. Ben Sena Sezer. Bana yalan söyleme. Çünkü ben o kalitede bir insan değilim. Bana yalan söylediğini anlarsam giderim. Beklemem. Ya da ben Sena Sezer. Bana aşağılık kelimeler kullanma. Ben küfür eden bir insan değilim. Ki artık zaten son videolarımda da görüyorsunuz. Ben de sizle beraber gelişiyorum. Tamam, ben belli bir noktada gerçekten yaşıma göre olgun bir insandım. Ama ben bugün 18-19 yaşımda yine kendimi geliştirmek, yine kendime bir şeyler katmak için sizlerle beraber gelişiyorum. Size bir şeyler katarken sizlerden de bir şey alıyorum. Siz yorumlarda bir şey yazıyorsunuz, Instagram'dan bana mesaj atıyorsunuz. Birbirimizi geliştiriyoruz aslında. Ve şu evrede, ben şunu söylüyorum, biraz önceki örneğe devam ediyorum. Ben Sena Sezer. Ben küfretmem ve bana küfredilmesini, bana da değil hani konuşma arasında ya Allah hani küfredilmesini sevmem. Benimle konuşurken küfredemezsin. Çünkü ben sana o rahatlığı vermem, kusura bakma. Sena çok kasıntı birisi ya. Sena çok relax bir insan değil, ya rahat bir insan değil. Yanında rahat hissetmiyorum diyorsan kapı orada gidebilirsin. Ben bir hanımefendi olarak karşımdaki beyefendinin, karşımdaki hanımefendinin ona uygun davranmasını isterim. Ben Sena Sezer. Ben kendi arkadaşlarımı kendi kaliteme ve kendi isteğime, kendi değerlerime göre seçerim. Evet, hepimiz zaten normalde de küfrediyor etmiyor olsak da bir kaliteye göre seçiyoruz. Herkesin kalitesini zaten yanındaki insanlar belirliyor. Nasıl insanlarla takılırsanız o insanlar haline dönüşürsünüz bu arada. Bunu da unutmayın, araya sıkıştırmış olayım. Yani şurada demek istediğim, sen diyelim ki Elif Pak'sın, tamam mı? Salladım bayağı. Elif Pak, şöyle demen lazım. Ben Elif Pak. Kimsenin beni ezmesi, orada kızlardan niye örnek vermiyorum ki, erkek izin vereyim ya, örneği vereyim. Erkek isimlerim de çok kötüyüm. Ben abuzer yaşayıcı, tamam mı? Öyle diyelim. Ben abuzer yaşayıcı. Aa, bu çok da zor oluyor. Dur. Mesela senin ismin, senden örnek vereyim. Senin ismin diyelim ki Aylin Çökez, tamam mı? Bayağı salladım şu an. Ya da Yapıcı diyelim, daha kolay olsun. Aylin Yapıcı. Şöyle demen lazım. Hani sen değer görmek istiyorsun ya. Kendine değer vereceksin önce. Ben bunu her zaman için anlatıyorum. Her zaman için kendine değer vermen gerekiyor ki karşındaki insanları bırak gitsin, yapabilesin.
Öncelikle kendi, bak ben bunu bütün videolarımda söylüyorum zaten, özgüveniniz gelişmesi lazım. Bakın özgüven videomu şuraya bir yere koyacağım. Özgüven gelişsin istiyorsan yalnız başına vakit geçirmeyi, kendi istediklerinin doğrultusunda ilerlemeyi, hayır diyebilmeyi öğrenmen lazım. Her zaman hayır de demiyorum. Gereken yerde gereken cevabı vermeyi öğrenmen lazım. Sen ailenin yapıcısın. Şöyle demen lazım. Benim bir değerim var. Ben kendimi seviyorum. Ben kendime küfredemezken, ben kendime kıyamazken, ben kendimden nefret etmezken bu kişi benden nefret mi ediyor? Bırak gitsin. Çünkü o bana göre değil. Ben kendime küfretmezken, başkalarına küfür kullanmazken, bu karşımdaki insan nasıl benimle konuşurken bu kadar ahlaksız konuşabiliyor? Bırak gitsin. Aynen bu şekilde olman lazım. Kendimden örnek veriyorum ki daha iyi anlayabilin diye arkadaşlar. Çünkü ben buradaki sohbeti gerçekten şey istemiyorum. Böyle kasıntı bir şekilde istemiyorum. Ya da sizlere bir şey anlatırken devamlı böyle durup bir yerden bir metin okuyarak hareket etmek istemiyorum. Ha, yapanlar da gayet güzel yapıyorlar ama ben beceremiyorum arkadaşlar. Hani yapamıyorum. O yüzden ben sizlere açık bir şekilde, samimi bir şekilde örnekler vererek gerçeklerle anlatmak istiyorum. Ve şunu eklemek istiyorum. Ben hayatımda insanları bırakabilen birisi değildim. Hani kolay olmuyor arkadaşlar. Gerçekten kolay olmuyor. İnsanları bırakması, insanlardan pes etmesi, insanları silmesi, özellikle çok merhametli bir insansız pes etmesi, bırakması hiç kolay olmuyor. Bakın bunu kabul ediyorum. Birden olacak bir şey de değil zaten bu. Bunu da kabul ediyorum. Bu konuda da zaten size demiyorum ki birden yapın. Ha, ben birden yaptım. Nasıl diyeyim? Hani birden yapması kolay olmadı. O aşamaya gelmesi kolay olmadı ama ben yaptığımda da birden yaptım. Çünkü artık o kadar sinirimi bozacak şeyler yaşamıştım. Ama olay sizin için o evrede değilse ne mutlu size. Yavaş yavaş da yapabilirsiniz. Bu sizin kişisel alanınıza, bulunduğunuz noktaya, atıyorum sinir derecenize, artık ne yaşadığınız bilmiyorum ama yardımcı da olmak istediğim için bu videoyu çekiyorum zaten. O evreye göre değişir. Ben artık böyle bir noktanın da üstüne çıkmıştım. Öyle olduğu için de ben tak diye o insanların listesini yaptım. Sıfır şaka. Kız, erkek, sevgili, arkadaş hiç fark etmez. Ben yazdım. Dedim ki ya, devir maalesef öyle bir devir de ki önermiyorum bunu da. O konuyu başka videoda konuşuruz. Diyelim ki bir sürü flörtün var. Hangisi sana değer veriyor? Gerçek olanı aralarından nasıl seçeceksin? Gerçek insanı nasıl seçeceksin? Bu arada kendinize değer vermek derken bakın iyi ki bu konuya değinmişim. Bu da önemli bir konu çünkü. Hayatınıza alacağınız insanlar sizin değerinizin, kalitenizin yükselip alçalmasında çok büyük rol oynuyor. Yani siz hayatınıza aldığınız insan çok alkol kullanıyorsa, çok sigara kullanıyorsa, çok küfür kullanıyorsa, işini gücünü yarım yapıyorsa, işte geç uyanıyorsa, size haddini ve sınırını bilmiyorsa, size gerçekten değer vermiyorsa, sizin kalitenizi de o insan belirler biliyor musunuz? Ne kadar o insanı etrafınızda tutarsanız o kadar değersizleşirsiniz ve değerli insanlar sizin yanınıza gelmekten çekinir çünkü zaten sizin kaliteniz orada. Hani size dönüp bakmazlar bile biliyor musunuz? Evet, konu çok zıpladı yani, oradan buraya zıpladı konu, farkındayım ama temelinde hepsinin aynı konu yatıyor. Kendine değer vermek, kendinize değer verin. Olduğunuz yere, bulunduğunuz kişiye, aynaya baktığınızda gördüğünüz insana değer verin. Ya siz o insan değilsiniz, anladınız mı? Sürekli sigara içip, sürekli alkol içip, sadece gezip tozup hiçbir işe yaramayan ya da sadece küfreden, klaptan çıkmayan insanlarla takılmak için fazla değersiz değilsiniz ya. Gözünü sevdiğim ya. Gerçekten ben böyle şeyler konuşurum birazcık üzülüyorum çünkü ben şimdi burada beni izleyen çoğu insanı abim, ablam, kardeşim gibi görüyorum. Ve kardeşim olan birisi, gerçekten öyle görüyorum. Hani böyle lafın gelişi değil. Bana yazdınız mı? Ben hala daha konuştuğum, mesela Azerbaycan'dan tanıştığım birisi vardı kız. Hala daha o kızla mesela o Instagram'dan bana yazar, arada bir sohbet edecek. Ses kaydı atar, ben dinlerim, öğüt veririm. Bana bir şey olur, o bana öğüt verir. Yani gerçekten hani kardeşim gibi görüyorum ve bir şey olduğunda aynı bu şekilde çekiniyorum ben de. Ya diyorum ki beni takip eden insanlar öyle olmasın. Evet, biz insanız. Her zaman işte ne bileyim 7/24 çalışacak, 7/24 üretici olacağız diye bir şey yok. Ama bazen bazı şeyler ödün verilebilmesi lazım ki ileride de o şekilde yaşayabilirim. Yani siz çevresinde gerçekten kaliteli insanları kaliteli insanları barındırmak istiyorsanız çevrenizde ya da kaliteli işleri, kaliteli ortamları, kaliteli konuşmaları barındırmak istiyorsanız ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Bırak gitsin kısmına geliyorum çünkü yeter yani, değer kısmını çok anlattım. Nasıl değerli bir insan olursunuz, kendinize nasıl değer verirsiniz ya da nasıl bir biçimde dik durmalısınız, nasıl bir duvar oluşturmalısınız, bunu yeterince anlattım. Bırak gitsin kısmındaysa, bir insan seni sevmiyorsa bırak gitsin. Bir insan sana vakit ayırmıyorsa, bir insan seninle konuşmak istemiyorsa,
Bir insan senin en zor zamanda sana destek olmak istemiyorsa bırak gitsin. Neden kendini daha fazla aşağı çekesin ki? Neden yani? Çünkü ben hep bunu söyledim. Dedim ki seni istemiyorsa onu bırak gitsin. O sana göre bir insan değilse bırak gitsin. Çünkü o zaten hiçbir zaman senin olmamıştır ki. Yani bu konuları hiç tartışmayacağım. Çünkü çok uyarısını yaptım. Çok konuşmasını yaptık. Üstüne çok düştük biz bunun yani sizle beraber. Ve ben bir yerden sonra sıkılmaya başladım açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Yani sıkıldım. Çünkü sürekli aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Kendinize değer verin. Ve birisi geldiğinde şundan korkmayın arkadaşlar. Dünyada 7 milyar insan var. Hiçbiri sizin için hani wow olmayacak. Wow olacak insanın da önünü kapatırsınız zaten böyle insanlara takılarak. Bir insan sana değer vermiyorsa, aradığında yanına gelemiyorsa, yani zor şartlardan bahsetmiyorum ama o insan sana göre değilse, senin değerini yansıtmıyorsa bırak gitsin. Sen onu ne kadar çok hayatında tutarsan o kadar çok kendi kaliteni düşürürsün. O kadar senin kalitende mesela bir insan gelecek. Sen şahane kaliteli bir insansın. Önünde şahane bir adam, bir kadın gelecek. Arkadaş da olabilir, sevgili de olabilir. Sen onun önünü kapatırsın böyle insanlara takılarak. Böyle kalitesizlerle, böyle sana zaman harcamayan, işte sana vakit harcamayan, sana yazmak için bir saniyesini bile kollamayan insanlarla ya da seni aramak, yanına gelmek için bir saniye bile ayıramayan insanlarla vakit kaybetmek yerine İşte kaybederek pardon bu insanın önünü kapatıyorsun. O insanla ömrünü belki çok güzel geçireceksin. Çok güzel bir arkadaşlığın, sevgililiğin, eşliğin her neyse bir şeyin olacak. Ya da çok güzel bir işbirliğin olacak. Ama sen onun önünü kapatıyorsun çünkü bu malla takılıyorsun. Bu gerizekalı insanla vaktini boşuna harcıyorsun. Ya kendine gelip bu kadar toparlanması zor bir şey değil. Ben burada size bir şeyler öğretmeye çalışmıyorum. Ben size bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Çünkü devir öyle bir devir ki yani ben artık bahsetmek bile istemiyorum bu konudan ki mecburen başka videolarda bahsedeceğiz de büyük bir ihtimalle. Devir yani öyle bir devir ki anlatamıyorum bile. 10 kişiyle aynı anda flört ediyorlar. Hep amaçları başka şeyler. Yani ben artık bu devirden olmadım. Açık bir şekilde söylüyorum. Ben böyle değilim. Ben kendimi geliştirmek için elinden geleni yaparım. Ben affederseniz şimdi mesela kafeye gidiyorum annemlere yardıma çalışıyorum. İşte tatile falan gideceğim diye işime gelir diyorum. Gidiyorum çalışıyorum tamam mı? Saat kaç çalışıyorum? 4-5 saat falan çalışıyorum. Hani part time gidiyorum. Gece 12.30-1 gibi evde oluyorum ben. Geliyorum hemen yatıyorum. Sabah erkenden kalkıp kendi işime dönüyorum. Yazılımımı yapıyorum. Sonra yogamı yapıyorum. Sporumu yapıyorum. Sonra geliyorum evimi toparlıyorum falan. Hani sonra gidiyorum tekrardan gideceksem oraya gidiyorum. Gitmiyorsam yine başka işlerim varsa onları hallediyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum ama kaliteli bir vakit geçiriyorum. Yani size daha nasıl anlatabilirim, nasıl açıklayabilirim, nasıl bunu belirtebilirim hiç bilmiyorum. Ama devir bu devir değil. Size bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Umarım bugün demek istediklerimi anlamışsınızdır yani. Gerçekten kendinizden. İnsan olarak. Ayşe, Fatma, Ali adın neyse artık senin. Ben Sena'yım. Ben Sena Sezer'im. Ve ben şunu çok iyi biliyorum. Ben değerimi görmediğim bir yerde durmam. Bırak. Bırak gitsin. Hatta sen bile zahmet etme. Bırak gitsin. Eğer gitmesi gerekiyorsa o gitsin. Ama ben Sena Sezer ve ben değerimi görmediğim bir yerde bir dakika bile durmam. Ben o değeri, o sevgiyi, arkadaş olarak, sevgili olarak dediğim gibi şunun örneğini her seferinde söylemeyeceğim. Ben hak ettiğim sevgiyi, hak ettiğim değeri, hak ettiğim gösterişi, yani gösteriş dediğim de ilgiyi, ilgi daha doğru olur. Hak ettiğim ilgiyi, değeri işte göremiyorsam karşı taraftan, karşı işte iş olabilir, arkadaş olabilir, sevgili olabilir, aklınıza ne gelirse hobi olabilir. Kıyafet bile olabilir. Bakın gerçekten kıyafet bile olabilir. Bir kıyafetin rengi size uymuyorsa zorlamayın. Yani düşünsene sizin, benim mesela gluten alerjim var arkadaşlar. Toz alerjim var, kedi alerjim var. Ben bile bile kedi sevmiyorum arkadaşlar. Ya da sizin atıyorum çileğe alerjiniz var. Ve siz çilek yer misiniz arkadaşlar? Yüzünüz gözünüz şişiyor, nefes alamadığınızı düşünün çilek yiyince. Yer misiniz çileği? Yemezsiniz. Çileğe alerjiniz vardır. Oranız buranız şişiyordur. Nefes alamıyorsunuzdur. Hastanelik oluyorsunuzdur. Siz o çileği yemezseniz kimse bana yerim demesin. Her yediğinde aynı şey olacak çünkü. Sen o çileği yediğinde her yerin şişecek. Nefes alamayacaksın. Gözlerin belki pörtlük olacak. Göremeyeceksin. İşte o sebeple sen bunu yaşamamak için o çileği yemezsin. Peki konu bir insan olduğunda neden bunu yapıyorsunuz? Konu bir insan olduğunda neden ay düzelir belki diyorsunuz. O çilek nasıl düzeltmiyorsa siz hani bir çilek yediniz şişirdi. Neyse iyileştiniz. İkinci çilek size farklı bir şey yapmayacak.
İkinci defa aynı çileği yemeye çalışmayın. İkinci sıra almaya çalışmayın. Ve bir insanda da, bir insan hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Olduğu gibidir. Değişirse kendi kendini değiştirir. Bir insan kuvvetiyle hiçbir insan değişmez. Bakın hiçbir şekilde değişmez. İşte benim hayatıma girdikten sonra değişti. O kendi istediği için değişti. Ama sen ona öyle yapma, böyle yapma, şunun gibi davranma, şöyle yapma. Olmaz. Bir insan zaten size küfretmeyeceğini, size ne zaman vakit ayıracağını, sizinle ne zaman buluşması gerektiğini, kendisi aklı fikri varsa zaten ayarlar. Kendinizi boş insanlar için üzmeyin. Kendinizi boş insanlar için, kendi vaktinizi boş insanlar için harcamayın. Kendinize yazık etmeyin. O insan size göre bir insan değilse, o insan sizi üzüyorsa bırak gitsin. Bırakın gitsin ya. O insan size göre değilse bırakın gitsin. O insan sürekli size hakaret içerikli şeyler söylüyorsa bırakın gitsin. O insan sizi mutlu etmeye dair en ufak bir şey yapmıyorsa bırakın gitsin. Bu kadar. Kendinizi böyle heba etmeye gerek yok. Kendinizi bu kadar yıpratmaya gerek yok. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Karmaşık, uzun bir konuşma oldu. Ama ben temelinde neyin yattığını ve ne anlatmaya çalıştığımı bildiğinizi düşünüyorum. Anlamazsanız yine farklı bir video, daha düzgün bir şekilde çekeriz. Hiç önemli değil. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.